sayın basın mensupları. Sizleri sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben bugün utanıyorum. Evet, utanıyorum. 21. yüzyılda Türkiye'de demokrasi aramak zorunda bırakılan bir genel başkan olarak genel başkan olmaktan utanıyorum. Milletin iradesi gasp edilirken medyanın ses çıkarmamasından utanıyorum. Siyasetçilerin suskunluğundan utanıyorum. Cübbesine düğme diktirmiş siyasilerden emir alan hukukçulardan utanıyorum. Kendileri varlık içinde yüzerken iradesini gasp ettikleri milletimin açlık ve fakirlikle mücadele etmek zorunda bırakılmasından utanıyorum. Çaresiz babalar böbreklerini satışa çıkarırken çoluğuna, çocuğuna vakıflar kurdurup vatandaşın parasıyla zengin edenlerden utanıyorum. Kendileri Öcalan'la PYD, YPK ile el altından pazarlık ederken Kıbrıs'ı devrederken milli egemenlik haklarımızı devretme görüşmeleri yaparken Suriye'yi bir uydu devletçik kurulmasında gözlerini kapayıp el sıkışırlarken millete terörist, illet, zillet diyenlerden utanıyorum. Bunları konuşmak zorunda kalmaktan Türkiye'yi, bu koskoca ülkeyi düşürdükleri durumdan, bu durumdan bahsetmekten utanıyorum. Başkası adına utanırsınız ya. Bir suç çok ağırsa anlatmaktan utanırsınız ya. O yüzden utanıyorum. Yaptıkları hırsızlığı, arsızlığı anlatırken utanıyorum. Ben utanıyorum ama onlar utanmıyor. Onların yüzleri kızarmıyor. Yaptıkları utanmaz, arsız, pişkin siyasetten onlar utanmıyor. Kanıma da en çok bu dokunuyor. Allah şahidim olsun ki elimde taşıdığım demokrasi bayrağını and olsun, şart olsun ki yere düşürmeyeceğim. Allah'a yemin olsun ki aziz ve gazi Türk milletini ve sizleri, sizin gibi cesur ve iyi insanları utandırmayacağım. Bizi sesimiz ol, sözcümüz ol diye buraya gönderenleri utandırmayacağım. Değerli arkadaşlarım, şimdi soruyorum. İradesini her daim baş üstünde tuttuğum, kararı önünde saygıyla eğildiğim büyük Türk milletinin huzurunda soruyorum.
İstanbul'daki seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlıkları, meclis üyelikleri ve muhtar seçimleri için tek zarf kullanmadık mı? Evet, kullandık. Peki o zarfların atıldığı sandıkların başkanları aynı isimler değil miydi? Evet, öyleydi. O zarfların içinde 4 pusula vardı. Aynı kurulların denetimindeki 4 oy pusulası. Bunların içinde sadece kaybettikleri büyükşehir belediye başkanlığı sonuçlarını seçip o sonucu iptal etmek hangi vicdana, hangi akla izah edilebilir? Bu zorbalığın sorumlularına soruyorum. Bu durumda Türkiye'deki tüm sandık kurullarının başkanlarını kontrol etmeyecek misiniz? Sadece 31 Mart değil, sadece 31 Mart seçimlerinde değil, Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği 24 Haziran seçiminde de sandık kurullarını incelemeyi Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği 24 Haziran seçiminde de sandık kurullarını incelemeyi düşünmüyor musunuz? Gerekçeniz tam kanunsuzluk ise eğer bunu yapmanız gerekir. Yok. Gerekçeniz tam hukuksuzluk ise Ramazan'ın ilk orucunu hak yiyerek açtınız. İYİ Parti olarak tüm Türkiye'de 31 Mart ve 24 Haziran seçimlerinde görev yapmış tüm sandık kurulu başkanlarının incelenmesini talep ediyoruz. Tekrar ediyorum. Milletimizin iradesine vurulan bu darbenin sorumlularına sesleniyorum. İYİ Parti olarak tüm Türkiye'de 31 Mart ve 24 Haziran seçimlerinde görev yapmış tüm sandık kurulu başkanlarının incelenmesini talep ediyoruz. Aziz Türk milleti, aziz milletim, huzurunuzda YSK ve ona bu kararı dayatan iktidar partilerine soruyoruz. Madem kurul başkanları ve üyeleriyle ilgili kanunsuzluk var, bu sandık kurulları belirlenirken neredeydiniz? İtiraz sürecinde ne yapıyordunuz? Karar hukuksuz olunca bu sorulara verilecek makul bir cevap olmadığını elbette biliyoruz. Ama bugün sormak hakkımız, soruyoruz. Bu usulsüzlüklere göz yumarak kaybedeceğiniz seçimlerin tekrarı için aziz milletimizin iradesine tuzak mı kurdunuz? Tekrar söylüyorum. Aziz milletimin iradesine tuzak mı kurdunuz? Aziz milletim, ülkeyi yöneten belli. Sandık kurulları konusunda denetleme yetkisi olan kurum belli. Ve bugün bu iki sorumlu el ele vermiş, millet iradesini yok sayıyor. Bu karar
sadece muhalefet partilerine oy vermiş, vatandaşlarımızın iradesini hiçe saymak değildir. Bu karar sonucu büyük olgunlukla karşılayarak iradesine saygıyı hak eden AK Parti'ye ve MHP'ye oy vermiş vatandaşlarımızın da iradesini hiçe saymaktır. Ülkeyi yönetenlere soruyorum. Sebep olduğunuz bu hukuksuzluğun, demokrasimizde açtığı yaranın mutfakta nasıl yansıyacağını hiç düşündünüz mü? Bu hukuksuzluğun demokrasi geleneğine sahip Türkiye Cumhuriyeti'ni ve aziz milletimizi uluslararası camiada ne duruma düşüreceğini hiç düşündünüz mü? Demokrasiye indirdiğiniz bu darbeyle Türkiye'yi bir muz cumhuriyeti gibi gösterdiğinizin farkında mısınız? Elbette değilsiniz. Ve ben sizden ve koltuğunuz için her şeyi mübah gören zihniyetinizden utanıyorum. İşte burada aziz milletimin huzurunda bir yemin ediyorum. Bir misaka bağlılığımı bildiriyorum. Bir, demokrasinin evrensel değerleri ve kuralları çok açıktır. Yargının ve siyasetin bu değerlere ve bu kurallara hiçbir müdahale hakkı yoktur. Müdahale bir darbe sayılır. Darbelerin de kendine özel hukuku vardır. Bu hukuku ve bu darbeyi tümüyle reddediyorum ve reddediyoruz. İki, Türk siyasetinin değişmemesi gereken üç önemli hedefi vardır. Fikir, inanç ve teşebbüs hürriyeti. Bu sürecin önünün kesilmesine izin vermeyeceğiz. Hukukun üstünlüğünü mutlaka tam anlamıyla tesis edeceğiz. Üç, güçlü bir Türkiye için ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahibiz. Türkiye'yi 21. yüzyılın saygın bir ülkesi yapmak. Türk siyasetçisinin görevi bizim için ise, sizler için ise boynumuzun borcudur. Andolsun, yemin olsun ki Türkiye iyi olsun diye, milletimiz bir oh desin diye, gençlerimiz geleceğe umutla bakabilsin diye ve en önemlisi bizden sonra gelenler bizden utanmasınlar diye bu misakı hayata geçirinceye kadar yılmayacağım, yorulmayacağım, yıkılmayacağım. Dava arkadaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, umudun kaybolduğu en karanlık günlerde ilk vazifemiz budur. Her biriniz elinizde birer meşale. Umut ateşini memleketin dört bir yanında yakmak üzere yola çıkacaksınız. Nefesi kesilenlerin, dayanacak gücü kalmayanların, ezilenlerin, horlananların size şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacı var.
Çalmadık kapı, sıkmadık el, dinlenmemiş dert bırakmayacaksınız. İçinde bulunduğumuz şu mübarek ayda Cenab-ı Hak iftar ve sahur sofralarımızı Hazreti İbrahim sofrası gibi bereketli, huzurlu, mübarek kılsın. Dualarımızı, ibadetlerimizi Cenab-ı Hak kabul eylesin. Rabbim milletimizi haksızlıktan, uğursuzluktan korusun. Devletimize zeval vermesin. Toplantımızı şereflendiren her birinizden ayrı ayrı Allah'ım razı olsun. Allah'a emanet olun.